27 Eylül, 3 Ekim. Değerli balık burçları nasılsınız? Kafam karıştı. 12 burcu tek tek yaptığım için inan bazen o mu bu mu diye unutuyorum ya, bilgisayara bakmasam vallahi herkes herkese karışacak. Değerli fikirleriniz, yeni iş oluşumları, yeni iş arayışlarınız gerçekten olumlu süreç verecek ama önümüzde bazı sınavlarınız var, vermeniz gereken, kendinizi ispatlamanız gereken. Lütfen bu sınavları patronunuzla mı, yöneticinizle mi, çevrenizdeki kişilerle mi ispatlamanız gerekiyor. Lütfen sakin, lütfen sabırlı. Bulunduğunuz iş yeri sizi kaybetmek istemiyor ama başkalarının söylemleri yüzünden üzerinize kalmış bazı insanların gözü sizin üzerinizde. Kendinizi ispatlamanız lazım. İspatlayacaksınız. Tekrar aynı özgüveni, o insanların size karşı fikirleri değişip sizi eskisi gibi sevecekler. Ne yapıyoruz? Özgüvenimizle ilgili size suç atanları biz yöneticimiz ya da patronumuz ya da mevki şefimiz kimse buna kendimizi ispatlayacağız. Bu da bize iyi gelecek. Yani sabrınız, işinizle alakalı yaşadığınız problemleri gayet güzel bir şekilde, yani uyanık olacağız, sabırlı olacağız. Ani ataklar vermeyeceğiz. Kimseye böyle hır diye bakmayacağız. Sakin sakin, minnoş minnoş, minnoş minnoş ilerleyip herkesi kendi hak ettiği değeri bu ifadeyle vermemiz lazım. Yeni iş bekleyenler ve kalıcı iş istiyorum ve burasından çıkmak istiyorum diyenler için biraz daha sabretmeniz lazım. Kalıcı iş kapınız var ama Ekim sonu gibi gerçekleşecek. Şu an bu iş yerinizi kaybetmenize hiç gerek yok. Siz o sırada sağlam arayışlar, sağlam kapılar haberi de alacaksınız. Gidin görüşün, doğru bir nokta. Konumunuzda değişim bekleyenler için güzel bir değişim söz konusu olacak. Yeni iş bekleyen ve yeni fırsat ve işsiz olan balık burçlarında iş kapınız hayırlı olsun. Bu hafta gerçekten imzanız atılacak ve bunun mutluluğunu tadacaksınız. Değerli uzun yıllardır hani sabit bir noktada çalışırsınız da 10 yıldır 15 yıldır hani benim hakkımı verseler de gideyim falan, böyle bir şey olacak. Sizin hakkınız verilecek. Siz bu hakkınızla birlikte güzel bir farklı bir iş kapısı var. O işe yönleneceksiniz ve burada büyük kazançlar elde edeceğiniz gözüküyor. Devlette çalışan, mesela Ankara'da, Antalya'da, Adana'da, Aydın'da, A harfli bir yerde görevde oluşan bazı balık burçları için farklı atamalar ya da farklı illere geçiş evresi. Bununla ilgili yazılarınız çıkabilir. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Mesela diş doktorusunuz, göz doktorusunuz. Yani birinin suçlamasına maruz kalacaksınız. Bir mahkemelik durumunuz olabilir. Ama burada temiz kağıt al. Lütfen bu temiz kağıdı aldıktan sonra dava eder misiniz? En azından tazminatı fakir birine hediye edebilirsiniz. Yani işinizle ilgili iftiraya uğrayacağınız için mutlaka bunu yapın istiyorum. Daha doğru bir sonuç alacağınız. En azından bir yaşlı bir çocuk ya da ne bileyim sokak canlarını hayrını yapabilirsiniz. 1.000 liralık dava açın. Onları bağışlayın. 100 bin liralık için yine hayır yapın isterim. Duygusal olarak biraz gergin hissedebilirsiniz. Kendi üzerinizde baskı hissedebilirsiniz. İlişkimi beni basıyor ve ben özgürlüğümü istiyorum ve bu ilişkiden çok yoruldum diyen balık burçları. Ay sen de bir şefkat istiyorsun. Sonra çok basıldım, çok üstüme geliyor. Ben özgür olmalıyım diyorsun. Ne yardan geçiyorsun, ne serden geçiyorsun. Yani ilk önce zevklerini biliyorum. Ama sen hayatındaki insanı da seviyorsun. O biraz uzaklaşsın, ben oyunumu oynayayım, kafamı dinleyeyim, şezlongda oturayım, üstüme kimse gelmesin istiyorsun. Haklısın ama onsuz da yapamıyorsun. Bence bunu bir dengele, bir psikologla ya da ilişkinle denge, konuşarak dengele. Çünkü karşı taraf sevilmemekle ilgili noktada zorlanmaya başladı. Onu sevdiğini biliyorum, adım at. Sevgilinizle ilgili geri dönmesini isteyenlerde ufak ufak diyaloglar söz konusu olacak ve gerçekten gelecek ama Kasım'a kadar sabırlı olman lazım. Özellikle geçtiğimiz hafta ya da o bir hafta ayrılanlar daha erken. Uzun soluklar, mesela 3-4 ay önce ayrılanlar Kasım sonuna kadar sevgilinizin geri geleceğini gösteriyor. Ben ondan başka kimseyi istemiyorum. Benim en büyük hasar noktam burası diyorsanız ondan doğru adım atılacak gözüküyor. Şu ara böyle ufak ufak duygusal enerji yakalayan yeni bir ilişkiye başlayanlar, evet olabilir, bu ilişki güzellikler getirecek. Birlikte vakit geçirmek, tatile gitmek, birbirimizi tanımak, aynı eve yerleşmek gibi fikirli olan bazı balık burçları aynı eve karşıyım, evlenmez. Ama ayrı evlerde flörte devam edin. O evlilik yapar sizinle. O yüzden şu an aynı ev istemiyorum.
Uzun süredir aynı evde yaşayan bazı balık burçlarında da yeni ev taşınması, yeni bir noktaya geçiş evresi söz konusu olacak. Hatta o yeni geçeceğiniz evde de ilişkinize evlilik teklif alabilir ya da siz evlilik teklifi edebilirsiniz. Uzun süredir de bazı borçları olan evli çiftlere sesleniyorum. Evet, çok zorlandınız. Maddi olarak bazı kayıplar var ve satmaya çalıştığınız yerler var ve hala satılmadı. Kredi kartı, kredi borçlarınız var, tahammülünüz kalmadı. Bu ay biraz daha zorlanacaksınız ekonomi anlamında. Biraz daha zorluklar, stres yaratacak. Ama mesela şöyle söyleyeyim, Ekim sonuna kadar bu stres var ama bazı dolar ya da altın bozdurabilir ya da bu tarz borçlar söz konusu olacak ama Ekim sonundan sonra üzerinizdeki yükler gidecek olarak uyarı veriyor. Bu hafta devamlı hesap kitap hafta. Bunu buraya ödeyeceğim, şunu şuraya ödeyeceğim, bunu böyle nasıl yapacağım diye hesap haftanız çok fazla var ama sonu hayırlı olacak. Hatta bazı balık burçlarının harita, yani şöyle söyleyeyim, evi satmak zorunda olan ve borcumdan dolayı kapatmam gerekiyor, evimden olacağım. Evet, o ev satılacak, şimdiden geçmiş olsun. Daha küçük bir ev alacaksınız ama borçlarınızdan kurtulmuş olacaksınız. Bazı balık burçları da araç yenileme dönemi var. Evet, aracınız şimdiden hayırlı olsun. Ya şöyle söyleyeceğim balıklar, bence sizde ne eksik biliyor musunuz? Hani duygusal ataklar olur ya bazen enerjimizde. Ben yani kafamda kuruyorum. Sonrasında bu kurduğumu gerçek gibi yaşıyorum ya. Diyelim ki sizde böyle bir şey var. Kafanızda kuruyorsunuz, bu gerçekmiş gibi yaşıyorsunuz. Hayır, kafanızdaki bu kurmalar, çocuklukta yaşadığınız travmalar, genç kızlıktaki yaşadığınız kaoslar ya da genç ergenlik döneminde yaşadığınız beyefendiler, bunları bir geride bırakın. Siz mutlu bir ilişkiniz var. İlişkinizde sorun yok. Sadece dil sürtüşmenizden kaynaklı birbirimize sertlikler var. Bunu yumuşatalım. Daha mutlu evliliğiniz olacağını düşünüyorum. Mutlu kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.